Evet. Peki son zamanlarda rastlanan karaciğer yağlanmalarında tabii ki beslenme alışkanlıkları da ilişkilendiriliyor. Beslenme alışkanlıklarının örneğin diyelim ki yağlı beslenmenin karaciğer yağlanmasına yol açtığını söyleyebilir miyiz? Evet tabii. Biraz önce Kasım Bey söylediği gibi eğer alkole bağlı bir karaciğer yağlanmasıysa hani kişinin beslenmesinden alkolü çıkarması gerekiyor. Ama bununla birlikte beslenme yetersizliğine bağlı ulaşan bir karaciğer yağlanmasıysa kişinin hani hep aynı şeyi söylüyoruz belki ama yaşam tarzını değiştirmesi, beslenme alışkanlıklarını gözden geçirip ona göre doğru ve sağlıklı bir beslenme uygulaması gerekiyor. Neler yapması gerekiyor bunun içinde? Bir kere yağ içeriği çok yüksek olan işte sakatatlar olabilir, çok yağlı et türevlerinden uzaklaşması gerekiyor. Bununla birlikte öğün sıklığını arttıracak şekilde bir beslenme düzeni. Biz bunu hep üzerine vurgulayarak söylüyoruz. Bu noktada da bizim için çok önemli. Bununla birlikte tabii ki beslenmeyi düzenlediyse, hayatına koyabiliyorsa düzenli bir egzersiz yapması da bizim için çok önemli. İlk aklıma gelen şeyler bunlar. Bunları sayabilirim. Peki karaciğer yağlanması sorunu yaşayan kişilerde belli beslenmede yanlış alışkanlıklar görüyor musunuz? Tabii ya çok yağlı besinleri tüketiyorlar. Fark etmeden yağ içeriği çok olan, görünür yağ değil de görünmeyen yağ açısından çok yüksek olan. Bunlar sakatat olabilir, et ya da şarküteri ürünleri olabilir, kuru yemişler olabilir. Alkol de bunların içinde. Çünkü alkolün de yağ oranı yağ olarak düşünür vücuda aldığınız zaman. Bunlarla birlikte fazla karbonhidrat tüketimi de karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Bunu da unutmamak gerekiyor tabii ki.